Ölüm ve ahiret. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Hamd, ölümle zalimlerin boynunu koparan, Kisraların belini kıran, Kayserlerin emelini kısaltan Allah'adır. Onlar ki hak olan vaat, ölüm gelip çatıncaya ve onları çukura atıncaya kadar kalpleri durmadan ölümün anılmasından ürker. Binaenaleyh, onlar saraylardan kabirlere, beşiklerin ışığından lahitlerin karanlığına, cariyelerin oynaşmasından, haşerat ve böceklerin şiddetine, yemekler ve içkilerden toprakta yuvarlanmaya naklolurlar. Yaşamanın zevkinden yalnızlığın vahşetine, yumuşak yataktan korkunç düşüş yerine nakledilirler. Madem böyledir, dikkat et. Acaba onlar ölümden koruyucu bir kalaya sığınak buldular mı? Ölümün önüne bir perde ve muhafaza edici çekebildiler mi? Dikkat et. Onların herhangi birisinden bir his veya gizli bir ses işitir misin? Ölümü müttakiler için kurtuluş ve onlar hakkında kavuşma merkezi yapan, kabri günahkarlar için hapis, kıyamet gününe kadar daracık bir tutuk evi yapan Allah'tır. Kahredici azaplarla intikam almak ona mahsustur. Göklerde ve yerde şükür ve geçmişte ve gelecekte hamd ona mahsustur. Salat, apaçık mucizeler sahibi Hazreti Muhammed'in, onun âl ve ashabının üzerine olsun. Onlara çokça selam. Bir kimse ki, ölüm onun düşüş yeri, toprak onun yatağı, böcek onun yakını, münker ve nekir onun arkadaşı, kabir onun konağı, yerin içi onun durağı, kıyamet onun vaat edilen yurdu, cennet ve cehennem onun varacağı yeri olursa, ona en uygun olanı ancak ölüm hakkında bir düşüncesi olmasıdır. Ancak ölümü ansın, ancak ölüm için hazırlansın, ancak ölüm hakkında tedbire başvursun, ancak ölüme baksın, ancak ölümün üzerinde durup düşünsün, ölüme ehemmiyet göstersin, ancak onun etrafında dönsün, ancak onu beklesin. Ve bu kimseye uygunu, nefsini ölülerden sayması, kabir sahiplerinden görmesidir. Çünkü gelecek olan her şey yakındır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Akıllı odur ki nefsini hesaba çekmiş ve ölümden sonraya kendini hazırlamaya çalışmıştır. Biz ölüm denilen şeyin kendisinden, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem hallerinden, kul için zaman zaman hatırlanması gerekenleri zikredeceğiz. Zira ölümden sonraki aleme göç etmek yaklaşmış ve ömürden ancak azı kalmıştır. Halbuki halk bu husustan gafildir. İnsanlar için sorgulanma vakti yaklaştı. Onlar ise hala bundan gaflette, yan çizip aldırmıyorlar. Enbiya Suresi 1. Ayet. Bil ki dünyaya dalan, aldanışına kapılan, şehvetlerini seven bir kimsenin kalbi, şüphesiz ki ölümü hatırlamaktan gafildir. Ölümü hatırlamaz ve hatırlatmaz. Kendisine ölüm hatırlatıldığında hoş karşılamadığı gibi ölümden nefret eder. Allah onlar hakkında buyurmuştur ki, de ki, haberiniz olsun, o kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size kavuşacaktır. Sonra hem gizliyi hem de görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size neler yaptığınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Ayet. İnsanlar üç kısma ayrılır. Dünyaya dalmış gidenler, tevbe edip Hakk'a yönelmiş olanlar, kemale ermiş olan arifler. Dünyaya dalan kimse ölümü hatırlamaz. Eğer hatırlarsa, elinden kaçırdığı dünya için üzüldüğünden dolayı hatırlar.
Bu kimseye ölümün hatırlatılması Allah'tan daha da uzaklaştırır. Tevbe eden kimse ise kalbinde korku kabarsın, tevbenin tamamını yerine getirsin diye ölümü çokça hatırlar. Bazı kereler yaptığı tevbe tamam olmazdan evvel kendisini kapıp götürmesinden korktuğu için ölümden hoşlanmaz. O, bu hususta ölümü hoş karşılamamakta mazurdur. Bu durum şu hadisin kapsamına girmez. Kim ki Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onun kendisine kavuşmasından hoşlanmaz. Zira bu kimse, hakikatte ölümden ve Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz değildir. Kusurundan ötürü Allah'tan korkar. Bu kimse, tıpkı dostunu razı edecek bir şekilde ona hazırlık yapmakla meşgul olduğu halde, dostuna kavuşmakta geciken bir kimse gibidir. Bunun alameti, daima ölüme hazırlık yapması ve ölümden başka bir meşguliyetinin olmamasıdır. Aksi takdirde, dünyaya dalan kimseye benzemiş olur. Kemale eren Arif'e gelince, o daima ölümü hatırlar. Çünkü öleceği zaman, dostuyla kavuşmanın zamanıdır. Dost ise, dostunun mülakat zamanını asla unutmaz. Arif kişi, ölümün gelmesini gecikmiş sayar. Onun gelmesini ister. Ta ki günahkarlar evinden kurtulsun. Alemlerin Rabbinin komşuluğuna geçsin. Tevbe eden bir kimse, ölümü hoş karşılamamak hususunda mazurdur. Arif kişi ise, ölümü sevmekte ve isteyişinde mazurdur. Rütbe bakımından, bu ikisinden de daha yüksek olan o kimsedir ki, emrini Allah'a havale buyurmuştur. Onun katında eşyanın en sevimlisi, Mevlasının katında en sevimlisidir. Ölümü andama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Lezzetleri kesip yıkan ölümün bahsini çokça yapınız. Yani onun anılmasıyla lezzetleri bulandırınız. Ta ki lezzetlere olan meyliniz kesilsin, dolayısıyla Allah'a yönelmiş olasınız. Ayşe radıyallahu anha sordu. Ey Allah'ın Resulü! Şehitlerle beraber herhangi bir kimse haşrolunur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak buyurdu. Evet, 24 saatte 20 defa ölümü anan bir kimse. Neden? Çünkü dünya malları ve dünyaya ait olan düşünceler, insanın vücudunu bir çiviyle dünyaya çakar. Şehit olan bir kimse, zaten ölümü göze aldığı için bu çivilerinden sıyrılmıştır. Dolayısıyla ölmek onun canını yakmaz. Ölümü hatırlayan kimse de bu çivilerden sıyrılmış olur. Ondan dolayı ölümü devamlı olarak zikreden kimse, şehitlerle beraber o makamda haşrolur. Enes'in radıyallahu anh buyurduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman etmiştir. Ölümün zikrini çokça yapınız. Çünkü ölümü anmak günahları siler. Dünyayı gözünüzde azaltarak kıymetsiz kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktı. Gördü ki bir kavim konuşup gülerler. Bunun üzerine buyurdu. Ölümü hatırlayınız. Dikkat edilsin. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin olsun. Eğer bildiğimi siz bilseydiniz, muhakkak az güler, çok ağlardınız. İbni Ömer radıyallahu anh buyurdu. Ensardan bir kişi, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Resulallah, insanların en akıllısı ve en şereflisi kimdir? Cevap olarak buyurdu. Ölümü anmak bakımından en fazla olanları, ölüme hazırlık bakımından en şiddetli olanlarıdır. İşte onlar akıllıların ta kendisidirler. Onlar dünyanın şerefini ve ahiretin kerametini elde etmişlerdir. Ölüm zikrini kalpte yerleştirmenin yolu. Bil ki ölüm korkutucudur ve tehlikesi büyüktür. Halk onun hakkında az düşündüğü, onu az andığı için ondan gafildir. Onu anan bir kimse de boş bir kalple değil, belki dünya şehvetiyle meşgul olan bir kalp ile onu anar. Binaenaleyh, ölümün anılması
bu kimsenin kalbinde herhangi bir faydayı temin etmez. Öyleyse bunun yolu, kulun kalbini her şeyden boşaltmasıdır. Tıpkı tehlikeli bir sahraya sefer etmek isteyen veya denizde yolculuk yapmak isteyen bir kimse gibi. Muhakkak ki bu kimse ancak o sefer hakkında düşünür. Öyleyse ölümün hatırlanması kalbe girerse orada tesir bırakır. O anda kişinin dünyaya olan sevinci ve sururu azalıp kalbi ona karşı soğur. Burada en faydalı yol, kendisinden evvel göçüp gidenlerin bahsini çokça etmektir. Onların ölümünü ve toprak altındaki durumlarını anmalıdır. Mertebe ve hallerinde onların suretlerini, şimdi toprağın onların o güzel suretlerini nasıl yediğini, kabirlerde parçalarının nasıl dağıldığını, nasıl kadınlarını dul, yavrularını yetim bıraktığını, mallarını zayi ettiğini, mescit ve meclislerin kendilerinden nasıl boş kaldığını ve eserlerinin kesildiğini düşünmelidir. Böylece onları birer birer düşündüğünde, kişinin kalbinde onun hali, ölümünün keyfiyeti ve sureti hayal edildiğinde, o ölenin sevincini, dünya için gidip gelmesini, maişet ile baki kalmayı ümit ettiğini, ölümü unuttuğunu, dünya sebeplerinin elde edilmesiyle aldandığını, kuvvet ve gençliğe meylettiğini, gülmeye, oynamaya kayışını, önündeki yiyici ölümden gafil oluşunu, süratle helaki olduğunu, daha evvelce nasıl konuştuğunu, şimdi ise böceklerin dilini yediğini, daha önce nasıl güldüğünü, şimdi ise toprağın dişlerini yediğini, daha evvelce kendisiyle ölüm arasında ancak bir ay gibi kısa bir mesafe olduğu bir zamanda muhtaç olmadığı nesneleri nefsi için nasıl istif ettiğini, halbuki yakında başına geleceğinden gafil bulunduğunu, hatta beklemediği bir vakitte ölümün gelip yakasına yapıştığını, dolayısıyla ölüm meleğinin suretinin kendisine belirdiğini, kulağına ya cennete veya cehenneme götürün sesi geldiğini düşündüğünde, evet, bu anda nefsi hakkında düşünür ve kendisinin de onlar gibi olacağını, gafletinin onların gafleti gibi, akıbetinin de onların akıbeti gibi olacağını görecektir. Ebu Derda buyurdu: ölüler anıldığında nefsini onların herhangi birisi gibi say. Onu yerin bir çukuruna koyuyorsunuz. Yastığını topraktan yapmıştır. Dostlarını geride bırakmış ve maişeti için sebepler kesilmiştir. Şu durumda mezarlıklara girmek ve hastaları ziyaret etmekle beraber bu ve buna benzer fikirlerden ayrılmamalıdır ki ölümün hatırlanması kalpte canlansın. Böylece ölümün hatırlanması kalbe daima göz önünde bulundurulacak şekilde galebe çalar. İşte bu mana tahakkuk ettiğinde şahsın ölüm için hazırlanması ihtimal dahiline girer. Aldanış evinden uzak bulunması bahis mevzu olur. Aksi takdirde kalbin zahiri ve lisanın ucuyla ölümü zikretmek, sakınmak ve uyanmak hususunda az faydalı olur. Ne zaman ki kişinin kalbi dünyanın herhangi bir şeyinden hoşlanırsa derhal ondan ayrılması gerekir. Tabii bu sadece aklını kullananlar ve ileriyi görenler için tutulması gereken bir öğüttür. Ey Allah'ın kulu! Muhakkak ki sen yarın isminin ne olacağını bilmezsin. Hazreti Ali, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti: sizin için korktuğumun en şiddetlisi iki haslettir. Nefsin arzularına tabi olmak insanı haktan uzaklaştırır. Uzun emellere gelince o da dünyayı sevmekten ileri gelir. Sonra buyurdular: dikkat edilsin. Muhakkak ki Allah dünyayı sevdiği kimseye de buğz ettiği kimseye de verir. Fakat
bir kulunu sevdiğinde ona mutlaka imanı verir. Dikkat edin, muhakkak ki dinin evlatları vardır. Dünyanın da evlatları vardır. Madem böyledir, siz dinin evlatlarından olunuz. Dünyanın evlatlarından olmayınız. Dikkat edilsin. Gerçekten dünya arkasını çevirerek gidiyor. Ahiret de gerçekten gelip yaklaşıyor. Dikkat edilsin. Muhakkak ki içinde hesap olmayan bir çalışma gününde bulunmanızdan ve içinde amel ve çalışma olmayan bir hesap gününde bulunmanızdan korkmalısınız. Ümmül Münzir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam halka baktı ve buyurdu. Ey insanlar, Allah'tan utanmıyor musunuz? Dinleyenler, ya Resulallah, niçin utanalım diye sorunca şu cevabı verdi. Yemeyeceğinizi biriktiriyor, yetişemeyeceğinizi umuyorsunuz. İçine oturamayacağınız binaları inşa ediyorsunuz. Ey Ademoğulları! Eğer aklınız yetiyorsa, nefislerinizi ölülerden sayınız. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun, size vaat edilen muhakkak gelecektir. Siz onu geri bıraktıramayacaksınız. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyurdu. İşte insan budur ve bunlar da onun etrafındaki tehlikelerdir. Ona doğru gelmektedirler. İhtiyarlık tehlikelerin arkasında ve emel de ihtiyarlığın ötesindedir. Kişi emel besler. Tehlikeler de ona doğru akıp gelirler. Öyleyse bunların hangisi onun yanından geçerse onu kapar götürür. Eğer tehlikelerin pençesinden kurtulursa, emeli beklediği halde ihtiyarlık onu öldürür. Enes radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti ki, Ademoğlu ihtiyarlar, onunla beraber iki şey kalır, hırs ve emel. Hasan radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Acaba hepiniz cennete girmeyi sever misiniz? Ashab-ı kiram, evet ya Resulallah deyince buyurdu. Emellerinizi kısaltınız. Ecelinizi gözlerinizin önüne getiriniz. Gereği gibi Allah'tan utanınız. Bu takdirde cennete gireceksiniz. Ömer bin Abdülaziz hutbe okuyup Allah'a hamd ederek senada bulundu ve dedi. Ey Nas! Siz boşu boşuna yaratılmış değilsiniz ve başıboş bırakılmayacaksınız. Muhakkak ki sizin için bir dönüş merkezi vardır. Allah orada sizi aranızda hükmetmek için bir araya getirecektir. Yarın her şeyi kaplayan Allah'ın rahmetinden ve eni gökler ile yer kadar olan cennetinden Allah tarafından çıkarılmış olan bir kul zarar etmiş ve şakî olmuştur. Yarın emin olmak ancak Rabbinin saltanatından korkan, azabından ittika eden, azı verip çoğu alan, dünyayı verip ahireti alan, şekaveti saadetle değiştiren bir kimse için vardır. Görmez misiniz? Siz her gün zamanını doldurmuş ve emeli kesilmiş bir kimseyi sabah ve akşam Allah'a doğru yolcu eder, onu yastıksız ve döşeksiz, sebeplerin hepsinden ayrılmış, dostlarından ayrılıp hesap ile karşı karşıya gelmiş olduğu halde bir çukurun içine koyuyorsunuz. Yemin olsun, bu sözümü söylerim ve tahmin etmem ki sizin herhangi biriniz yanında kendi nefsimde bildiğim günahtan daha fazla günah olsun. Fakat bunlar Allah'tan gelen adil kanunlardır. O kanunlarla taatini emreder, masiyetinden sakındırırım ve Allah'tan af talep ederim. Bunu söyledikten sonra gömleğini yüzüne kapatıp gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağladı. Bir daha ölünceye kadar meclisine geri dönmedi. Uzun emelin sebebi ve ilacı. Bil ki uzun emellerin iki sebebi vardır. Birisi cehalet, öbürü dünya sevgisidir.
Dünya sevgisi şudur. Kişi dünyaya, şehvetlerine, lezzetlerine ve dünya ile bağlı bulunan ilişkilerine ünsiyet verdiğinde, dünyadan ayrılmak kalbine ağır gelir. Kalbi, dünyadan ayrılmasına sebep olan ölüm hakkında düşünmekten kaçınır. Zaten insan herhangi bir şeyden hoşlanmazsa onu nefsinden uzaklaştırır. İnsansa batıl kuruntuların hayranıdır. Maksadına uygun olanı daima nefsi için temenni eder. Halbuki onun nefsine uygun olan dünyada baki kalmaktır. Durmadan nefsine onu hayal edip takdir eder. Muhtaç olduğu mal, aile fertleri, ev, dostlar, hayvanlar, binekler ve dünyanın diğer sebeplerini araştırır. Böylece kalbi bu düşünceye dalar. Bundan ayrılmaz. Binaenaleyh ölümün anılmasından gafil olur. O düşünceye yaklaşmaya bile gücü yetmez. Eğer bazı hallerde ölümün emri ve ölüm için hazırlanmanın ihtiyacı kalbine gelirse onu tehir eder. Nefsine vaat eder, der ki, önümüzde kocayıp tevbe edinceye kadar nice günler var. Hele bir yaşlanalım, değil mi? Kocadığında der ki, daha pir-i fani oluncaya kadar vakit var. Pir-i fani olduğunda der ki, şu evin yapılmasından, şu bostanın işlenmesinden sonra edeyim. Şu seferden dönünce veya şu çocuğun tedbirini görüp çeyizini yapınca tövbe ederim canım. Dolayısıyla durmadan ölümü hatırlamayı geciktirir. Meşguliyetine meşguliyetler ekler ve böylece ölümü düşünemez olur. Nihayet sanmadığı bir zamanda ölüm gelip yakasına sarılıncaya kadar bekler. Sonunda da üzüntüsü oldukça büyür. Ateş ehlinin çoğu ve bağırmaları tevbeyi geciktirmektendir. Onlar derler ki, gecikmeden dolayı vay halimize. Halbuki bu işi geciktiren bilmez ki, kendisini ölümü hatırlamayı geciktirmeye davet eden mana, bugün beraberinde olduğu gibi yarın da beraberindedir. O mana müddetin uzamasıyla kuvvet ve sağlamlık kazanır. Dünyaya dalan, dünyayı koruyan kimse boş zaman bulabilirim sanar. Ama nerede? Dünya sevgisinden ancak dünyayı terk eden kurtulur. Nitekim denilmiştir. Dikkat edin, hiç kimse dünyadan ihtiyacını almamıştır. Hiçbir ihtiyaç başka bir ihtiyaca varmaktan başka bir noktaya varmamıştır. Bütün bu kuruntuların esası dünya sevgisidir. Dünyaya yakınlık duymaktandır. Ve Resulullah'ın şu hadis-i şerifinin manasından gafil olmaktan ileri gelmektedir. Sevebildiğini sev. Muhakkak ondan ayrılacaksın. Cehalete gelince, insan bazen gençliğine güvenir. Gençlikle beraber ölümün yakınlığını uzak bir ihtimal sayar. Miskin düşünmez ki memleketinin ihtiyarları sayılsa, memleketindeki gençlerin onda birinden daha azdırlar. Halbuki onların az olmaları şu illetten ileri geliyor. Ölüm gençler arasında daha çoktur. Binaenaleyh bir ihtiyar ölünceye kadar bir çocuk ve genç ölüyor. Bazıları da sıhhatli oluşundan dolayı ölümü uzak sayıyor. Ansızın gelen ölümü uzak bir ihtimal olarak görüyor. Bilmez ki bu uzak değildir. Eğer bu uzak olsa dahi ansızın gelen hastalık uzak değildir. Halbuki her hastalık ancak ansızın gelir. Eğer bu gafil düşünüp ölümün gençlikten, orta yaşlılıktan, ihtiyarlık gibi muayyen bir vaktinin olmadığını bilirse, muhakkak ki bu takdirde şuuru büyür ve ölüme hazırlanmakla meşgul olur. O daima zanneder ki ölüm onun geleceğinde olacaktır. Ölümün başına geleceğini takdir edemiyor. O zanneder ki cenazeleri daima kendisi uğurlayacaktır. Cenazesinin kaldırılacağını hiç hesaba katmıyor. Çünkü cenazeleri teşyi etmesi defalarca olmuş. Artık buna alışmıştır. O daima başkasının ölümünü müşahede etmiştir. Nefsinin ölümüne gelince ona ülfet ihtimal vermediği gibi ülfet vermesi de düşünülemez. Çünkü vaki olmamıştır. Vaki olduğu takdirde de birinci defadan sonra ikinci defa vaki olmaz. Bu kimsenin çıkar yolu şudur. Nefsini başkasına kıyas etmesi, cenazesinin omuzlarda taşındığını
ve mezarlıklarda defnedildiğinin gerekli olduğunu bilmesidir. Belki de mezardaki çukurunun kapatılmasında kullanılacak tuğla dökülmüş, usta o tuğlanın dökümünden haberdar olmamıştır. Madem durum böyledir, o zaman kişinin ölümü hatırlamaması, tevbeyi tehir etmesi katıksız cehalettir. Bunun sebebinin cehalet ve dünya sevgisi olduğunu bildirdiğinde tedavisi sebebini bertaraf etmektir. Cehalet ise uyanık kalpten gelen saf fikir ile bertaraf edilir. Temiz kalplerden gelen belî hikmeti dinlemek ile kaldırılır. Dünya sevgisine gelince, onu kalpten çıkartmakta kullanılan ilacın şiddeti pek çetindir. O, geçmişler ve geleceklerin tedavisinden aciz kalmış oldukları müzmin bir hastalıktır. Onun için son güne ve son günde bulunan büyük azap ve büyük sevaba iman etmekten başka ilaç yoktur. Kişi için bunun hakkındaki kesinlik hasıl oldu mu, kişinin kalbi dünya sevgisinden göç eder. Çünkü gerçek sevgi odur ki kalpten hakir nesnenin sevgisini siler. Binaenaleyh kişi dünyanın hakirliğini, ahiretin de nefisliğini gördüğünde bütün dünyaya iltifat etmekten kaçınır. Doğudan batıya kadar bütün dünya mülkü kendisine verilse bile, bu nasıl olmasın ki onun katında dünyadan ancak bulandırıcı ve kirletici az bir şey vardır. O halde dünya ile o nasıl sevinebilir? Veya ahirete iman etmekle beraber dünyanın sevgisi onun kalbinde nasıl yerleşir? Öyleyse Cenab-ı Hak'tan dileğimiz, kullarından salih kimselere dünyayı gösterdiği gibi bize dünyayı göstersin. Ölümün kalpte takdir edilmesi hususunda akran ve emsalden onların ölümüne bakmak gibi tesirli bir ilaç yoktur. Bunlara ölümün nasıl ummadıkları bir zamanda geldiğine dikkat edilmelidir. Ölüm için hazırlıklı olan bir kimseye gelince, işte o büyük bir zafer elde etti. Tuğlu emelle aldanmış bir kimseye gelince, o da apaçık bir zarar etti. İnsan her saat azalarına dikkat etsin ve düşünsün ki, bu azaları böcekler nasıl yiyecektir? Bu yiyişten şüphe yoktur. Kemiklerinin nasıl dağıldığını düşünsün. Düşünsün ki böcek evvela sağ göbeğinden mi veya solundan mı başlayacaktır? Onun bedeninde hiçbir şey yoktur ki böceğin yemeği olmasın. Onun için ancak ilim ve Allah rızası için yapılan katıksız amel vardır. İşte bu ve bu düşüncelerin benzerleridir ki kalpte ölümün zikrini tazeler ve kalbi ölüm için hazırlamaya davet eder. Uzun emel ile kısa emelde insanların dereceleri. Bil ki bu hususta insanlar değişik mertebededirler. Onlardan kimisi vardır ki dünyada baki kalmayı umar ve daima bunu ister. Nitekim Cenab-ı Hak buyurmuştur. Onlardan bazısı 1000 sene yaşamayı arzu eder. Bakara suresi 96. ayet. Onlardan kimisi de pir-i fani oluncaya kadar yaşamayı ister. Pir-i fani olmak, kişinin gördüğü ömrün en uzağına varmak demektir. Bu, o kimsedir ki dünyayı çokça seviyor. Nitekim Cenab-ı Peygamber buyurmuştur. İhtiyar, dünyayı isteme sevgisinde gençtir. Velev ki ihtiyarlıktan ötürü onun göğüs kemikleri birbirine geçmiş olsun. Ancak Allah'tan korkanlar bu hükmün dışındadır. Onlar da pek azdırlar. Bu hakikatleri kendimiz için dinlemeliyiz, başkası için değil. Onlardan bir kısmı da 1 seneye kadar yaşamayı ümit eder. 1 senenin ötesinin tedbiriyle meşgul olmaz. Gelecek senede nefsi için varlık takdir etmez. Fakat bu kimse yazda kış için tedbir alır, kışta da yaz için. Binaenaleyh 1 sene kendisine yetecek miktarı derlediğinde ibadetle meşgul olur. İsa aleyhisselam buyurmuştur. Eğer yarın ecelinizden ise onda rızkınız ecellerinizle beraber gelecektir. Eğer ecellerinizden değilse başkasının eceli için gam yiyip ihtimam göstermeyiniz. Acele etmek. Şunu bil ki, bir kimsenin 2 gayb, yani bilinmeyen arkadaşı vardır. Ve onların birisinin yarın, diğerinin de 1 ay veya 1 sene sonra gelmesini bekliyor. Muhakkak ki bu kimse 1 ay
veya bir sene sonra gelecek kardeşinin istikbali için değil, yarın gelmesi beklenilenin istikbali için hazırlanır. Binaenaleyh hazırlanmak, beklenenin yaklaşmasının neticesidir. Öyleyse, bir sene sonra ölümün gelmesine intizar eden, bakan bir kimsenin kalbi, o müddetle meşgul olur. O müddetin ötesini unutur. İbni Abbas radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye vaaz ederek şöyle ferman buyurdu. 5 şeyden evvel 5 şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından evvel gençliğini, hastalığından evvel sıhhatini, fakirliğinden evvel zenginliğini, meşguliyetten evvel meşguliyetsizliğini, ölümden evvel hayatını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurmuştur. 2 nimet vardır ki, insanların çoğuna o 2 nimet hakkında gıpta edilir. Sıhhat ile meşguliyetsizlik. Yani insanoğlunun çoğu bunların ikisini değerlendirmez. Ancak elden çıktıktan sonra kıymetlerini bilir. Hasan-ı Basri vaazında buyurdu. Acele, acele! Şunlar ancak nefeslerdir. Eğer nefesler hapsedilirse, kendileriyle Allah'a yaklaştığınız amelleriniz kesilecektir. Allah o kişiden razı olsun ki, nefsine bakıp günahının adedi için ağlamıştır. Sonra şu ayeti okudu. Çünkü biz onlar için sayıyoruz. Meryem suresi 84. ayet. Yani nefeslerinizi sayıyoruz. Sayının sonu, nefesinin çıkışı, aile efradından ayrılış ve kabrine giriştir dedi. Ebu Musa el-Eşari ölümünden evvel amansız bir şekilde çalıştı. Bunun üzerine kendisinden soruldu. Eğer biraz kendini tutar veya az da olsa nefsine şefkat gösterirsen iyi olmaz mı? Bunun üzerine cevap vererek, muhakkak ki süvariler yarışa gönderilip meydanın sonuna yaklaştığında beraberinde olan tüm kuvvetlerini gösterirler dedi. Halifelerden birisi minber üzerinde şöyle dedi. Ey Allah'ın kulları! Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkunuz. Öyle bir kavim olunuz ki ikaz edildiklerinde uyanmışlardır. Dünyanın kendileri için bir ev olmadığını bilerek onu değiştirmişlerdir. Ölüme hazırlanmışlardır. Binaenaleyh, Rabbinin katındaki müttaki kimse, o kimsedir ki, nefsine nasihat etmiş ve tevbesini daha önce takdim etmiş ve şehvetine galip olmuştur. Muhakkak ki onun eceli ona gizlenmiştir. Onun emeli onu aldatıcıdır. Şeytan ona musallat kılınmıştır. Geciktirsin diye tevbeyi ona temenni ettirir. İrtigab etsin diye günahı onun gözüne hücum edinceye kadar bu durum devam eder. Halbuki herhangi biriniz ile cennet veya cehennem arasında ölümden başka bir şey yoktur. Ey kavim! Gaflet sahibinin kaybı ne büyüktür ki yaşantısı aleyhinde olacağından, günlerinin kendisini şekavete yuvarlatacağından gafildir. Allah bizi ve sizi nimeti kendisini azıtmayan ve günahı kendisini Allah'ın taatından geri bıraktırmayan ve ölümünden sonra başına herhangi bir üzüntü inmeyen kullarından eylesin. Muhakkak ki Allah duayı kabul eder. Muhakkak ki hayır onun kudretindedir. O daima dilediğini yapandır. Siz kendi kendinize kötülük ettiniz. Beklediniz, şüphe ettiniz. Kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri gelinceye kadar. O çok aldatıcı olan sizi Allah hakkında aldattı. Hadid suresi 14. ayet. Müfessirlerden biri bu ayetin tefsirinde kendinizi şehvet ve zevklerle yine siz aldattınız. İleride tevbe ederim diye beklediniz ve ölümün geleceğinden şüphe ettiniz. Bu yüzden nefsinize uyarak yanıldınız demiştir. Ey kişi, halkın çokluğu seni nefsinden uzaklaştırmasın. Zira ölüm onlarsız gelip yakana yapışır. Can çekişmenin şiddeti. Bil ki eğer miskin kulun önünde ölüm zahmetlerinden başka azap, korku ve üzüntü bulunmasa dahi bu hal yine de hayatını zehir etmeye kafidir. Sevincini bulandırmaya, unutkanlık ve gafletini kendisinden uzaklaştırmaya bu yeter. Bunun hakkında
uzun düşünmesi ve büyük bir hazırlık göstermesi gerektir. Hele her nefeste ve her an ölümün gelme ihtimali olduğu. Nitekim hikmet sahiplerinden biri bulunmuştur. Başkasının başında bulunan bir üzüntüdür ki, ne zaman senin başına geleceğini bilemezsin. Lokman Hekim oğluna dedi ki, ey oğul, ölüm bir iştir ki, ne zaman karşılaşacağını bilmiyorsun. Ansızın sana gelmeden onun için hazırlan. Thank you.